Evet arkadaşlar, zayıf Aron'un durumuna bakacağım. Ne yapmış bir haftada? Son durumu nasıl diye bakacağım. Son gece donlarını da atlattık. Dördüncü çerçevenin arka tarafını da çalışmaya başlamışlar. İşlem yapmaya başlamışlar. Evet, havalar yeni ısınmaya başladı. Birinci çerçeveyle üçüncü ve dördüncü çerçeveye biraz polen koymuş. Onun haricinde birinci ile ikinci çerçeve arasında boş yaklaşık yarım çerçeve kadar, yani iki taraftan da yarım çerçeve, toplam bir çerçeve kadar anaya yavrulama alanı boş vaziyette duruyor. Herhangi bir yavrulama alanında sıkışma olmamış. Ananın bol bol atacağı kadar, yumurta atacağı kadar yer var. Ama tabi kadro biraz çoğalması lazım ki oralara da yumurta atabilsin. Şu an arının sardığı yere kadar sadece günlük yumurtalar ve açık yumurtalar var. Biraz da hafif erkeklemeye başlamış. Bir iki tane de az biraz da erkek yumurtası gördüm, erkek gözü gördüm. Onun haricinde üstüne biraz daha kek kapatacağım. Onun haricinde zaten sağ taraftan istediği kadar açık çerçevelerden, bu dört çerçeveden, bunlar şuruplu ballı çerçeveler. Buradan istediği kadar çekebilir. Şimdi bu şekilde kapatacağım. Arı bir hafta civarında biraz daha kadro arttırması lazım. Bunun için de polen durumu önemli. Dışarıdan polen gelmesi lazım. Şu anda polen gelişi zayıf. Ama ona rağmen arı yaklaşık 2-2,5 çerçeve kadar polen çekebilmiş. Bu poleni yavruya yedirebilmesi için biraz kadro çıkması lazım. Ne kadar kadro çıkarsa o kadar daha iyi olacak. Tekrar üstünü kekle komple sıvadım ve içindeki şurupları aldım. Bu vaziyette kapatacağım. Orada mücadelesi olarak da formik damlatma yaptım ve kapattım kovanı. Kovan dip tablasında da yine yavru alanı az olmasına rağmen biraz varva gördüm. Varva yılın 365 günü yakamızı bırakmıyor maalesef. Yavruyu kesmediği için komple yıl boyu. İlkbahar pürenleri açmaya başladı. İşte sarı uğur böceği, uğur böceğinin yavrusu.